Evet efendim, sevgili izleyenlerim merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sevgili izleyenlerim. Mutfakta hazırlıklarımı yaptım. Her şeyi hazırladık. Böyle işte bu aylarda hazırlanır işte kışlıklar sonbahara yaklaşırken. Gerçi sonbahar değil, biz Ağustos'tayız ama bu aylarda meyvelerin ve sebzelerin oluştuğu ay olduğundan dolayı bu aylarda da kışlıklar hazırlanır. Şimdi sabahları kahvaltıda böyle közde kırmızı biber olur. Onu böyle kışın daha çok ekonomik olarak çok pahalı olur. Ama bu aylarda çok ekonomik olduğundan dolayı bunları hazırlayıp daha lezzetli. Gün ışığında yetişmiş sebzeler, meyveler daha lezzetli olur, daha besleyici olur. Ben size bugün buradaki almış olduğum şu biberlerden güzel bir közde biber hazırlayacağım. Şimdi benim fırınımı yüksek dereceye getirdim. Buradaki bu biberleri fırına atacağım. Fırında bunların hepsi közleşecek. Onları alacağım. Bir kabın içerisine su bırakacağım. O suyun içerisine bunları bıraktıktan sonra kabuklarını soyacağım. Suyunu alacağım. O zaman yine beraber. Şimdi efendim bize zararı daha az olacak. İnşallah zarar hiç olmasın. Evet inşallah şimdi, olmaz. Evet, evet. Temennimiz var. Şimdi gördüğünüz gibi bir 3 diş sarımsağı soyduktan sonra bu sarımsağı oradaki kabın içerisine bıraktım. Ve onun içerisine bakın bu iri tuz. İri tuz. Kaya tuzu mu kullanıyorsun? Evet, kaya tuzu kullanıyorum. İri tuz. Bunu buradaki sarımsakla beraber şöyle biraz sulandıracağım. Birazcık da su ilave edeceğim ki tuzun erimesi açısından. Evet. Tuzu eritmemiz gerekiyor. Sadece tuzu içerisine ilave etmemizden olmuyor. Tuzu eritmemiz açısından biraz sıvı ekleyeceğim. Şöyle. Evet, buradaki tuzu ekleyeceğim ve daha sonra bunun üzerine ama tuzu iyice eritmem gerekli. Şöyle. İşte boyutların küçülmesi lazım. Nihayetinde kaya tuzudur bu sevgili izleyenlerim. Bunu bu şekilde hazırladıktan sonra közlemiş olduğum biberleri soyduktan sonra bunun içerisine bırakacağım. Tabii ki bunun içerisine şimdi tuzu erittikten sonra burada tuzu erittikten sonra bunun içerisine yarım su bardağı da sıvı yağ ilave edeceğim. Sıvı yağla beraber bütünleştirdikten sonra da efendime söyleyeyim bunu tabii ki biberlerde kıvama geldikten sonra onların hepsini bir kavanozda birleştireceğiz. Tabii ki burada patlıcan diyorum. Biberler var. Biberlerin iyice közde olması gerekiyor. Yani şimdi biberi suyun içerisine atıp haşlayabilirsiniz. Ama közde olan hiçbir tadı vermez. Şimdi patlıcanı fırına atıyorsunuz. Sulu bir yemek yapıyorsunuz. O ayrı bir. Patlıcan salatası yapıyorsunuz. O ayrı bir tadı var. Beğendili yapıyorsunuz. Tabii ki bunların hepsi közden geçiyor. İçerisine farklı malzemeleri ilave ettikten sonra o zaman daha farklı bir lezzet oluşuyor. Onun için her şeyin pişirilme yöntemi ayrı ayrıdır. Pişirilen her şeyin, her yemeğin şekli şemali ayrıdır. Püf noktaları ayrı ayrıdır. Hangi şekilde pişirirseniz o şekilde lezzet alırsınız. Şimdi ben burada bu biberi tabii ki acı olmayan, bizim Urfa biberi dediğimiz, yani halk dilinde Urfa biberi dediğimiz kırmızı biber. Bunları közleyeceğim. Bunları burada bak su bıraktım. Bu suyun içerisine atacağım hepsini. Onlar kendiliğinden kabuklarını bırakacak, ayıklayacağım. Daha sonra da suyun içerisinde kaldığı için bünyesine bir miktar su alacaktır. O suyu da alacağım. Ondan sonra buradaki yağ, sarımsak ve deniz tuzumla beraber buradaki gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerim onun içerisine bırakacağım. Ve daha sonra bir müddet bekledikten sonra bunu kavanoza dolduracaksınız. Üzerine bu malzemeyi kalan yere de zaten bir şey kalmıyor. Biberlerin de kendi suyuyla beraber kıvama gelmiş olacak. En kısa zamanda sizler de bunları hazırlayın. Özel ve güzel bir tariftir.
Burada da biberleri bakın tek tek. Biberleri soğuk suya mı koydunuz? Evet, soğuk su. Burada soğuk su. Şimdi alıyorum buradaki patlıcanları. Yine şöyle. Bakın burada soğuk su var. Hem soğuması açısından mis gibi de kokmaya başladılar. Evet, bir müddet bekletebilirsiniz bunları. Şöyle. Evet, bunların hepsini soğuk suya alıyorum sevgili izleyenlerim. Şimdi buradaki fırına tabii ki kek ilave bırakacağım. Ama şunları evet ilave edelim evvela. Şöyle biberlerimizi ve fırınımızı kapatalım. Fırınımız istediğimiz dereceye gelmesi lazım. Yani ısısı daha yüksek derecedeydi. Şimdi normal dereceye gelmesi lazım ki keki ilave edelim. Bakın biberler nasıl soyulur sevgili izleyenlerim. Kabuklarını alıyorsunuz. Evet, anladım seni. Kabuklarını aldıktan sonra da sevgili izleyenlerim, bünyesinde bulunan su vardır bunun. Tabii ki suyun içerisine atıyoruz. Evet, biraz da sıcak olduğu için böyle elimi yaka yaka hazırlamaya çalışıyorum. Şöyle alıyorsunuz ve ondan sonra şunu da bırakalım. Bu arada reklamlara gidiyoruz. Evet sevgili izleyenlerim, bu arada ben de biberleri hazırlamış oldum. Yani soydum. Biberler burada. Bakın o biberleri soyduktan sonra şöyle bu şekilde alabura yapıyorum. Hepsinin karışmasını sağlıyorum. Ve bunları bu şekilde de kavanoza dolduracağım. Ve kalan suyunu da onun üzerine bırakacağım. Ondan sonra o orada mis gibi bir köz kokuyor. Şimdi gençlerle ilgili. Tabii. Yani şu an gençlerimiz yani yaş grubu daha, olarak gençlerde evet, de var. Yaş grubu olarak gençlerde daha çok var diyorsunuz. Aynen öyle ve giderek artıyor. Giderek de artıyor. Yine bu genç yaş grubunda artıyor değil mi efendim? Evet. İzleyenlerim bakın biberi buraya bıraktım. Biber burada. Gördüğünüz gibi mis gibi. Bunu hemen kullanabilirsiniz yani. Hmm. Evet, akşam hazırladınız. Sabahleyin bunu mis gibi kullanabilirsiniz. Şimdi zaman olmadı bugün. Yoksa bir de sizlere biber turşusu hazırlayacaktım. Ayrıca domates sos. İşte giderseniz bazı lokantalarda böyle ünlü köftecilerde işte köftenin yanına bir kaşık sos bırakmışlar. O hazırlayacaktım size. Ama inşallah başka bir programda hazırlayacağım onu. Onları da hazırlayacağım. Tabii ki bu ay içerisinde insanlarımızın, izleyicilerimizin kışın neleri ihtiyaç vardır? İhtiyaç olan ürünleri kendi mutfaklarında katkısız olarak hazırlamaları, katkısız olarak onları kışın rahatlıkla tüketmeleri. Tabii ki bunları hazırlarken ne sevgili izleyenlerim, her zaman söylüyorum. Serin bir yerde barındırın. Yani buzdolabına falan bırakmanıza gerek yok. Güneş görmeyen, gölge olan, sıcak olmayan bir ortamda bunları saklayın. Yani güneş gördüğü zaman ne olursa olsun, reçel de olsun, bu konserveler de olsun, hangisi olursa olsun bozulur. Bunları güneşten uzak tutacaksınız. Gölge yerlerde saklayacaksınız. Serin yerlerde, kuru yerlerde saklayacaksınız. Ve sağlıklarını, orijinallıklarını koruyarak istediğiniz zaman sofranızda bunları tüketebilirsiniz. Közde biber yaptım. Közde biberi nasıl yaptık? Tabii ki fırınınızı yüksek dereceye getiriyorsunuz veyahut da ocağınızın üzerinde yapıyorsunuz. Fırın olursa daha temiz olur. Ocakta bir sürü teferruat çıkartır. Atıyorsunuz fırının içerisine. Fırında güzelce pişiyor. Kabukla et birbirinden ayrılmış oluyor. Ve ondan sonra onu suyun içerisine atıyorsunuz. Suyun içerisinde, soğuk suyun içerisine bir kaba soğuk su dolduruyorsunuz. Onun içerisine atıyorsunuz. Onun içerisine soğuduktan sonra kabuklarını soyuyorsunuz ve sapından tutup daha sonra da bünyesinde almış olduğu suyu şöyle sıkarak aşağıya kadar indiriyorsunuz. Bir kaşık tuz ilave ettik. Bir kaşık 2-3 adet sarımsağı ezdik. Bir kaşık da su ilave ettikten sonra tuzun erimesini sağladık. Ya hep de erimez de biraz boyutunun küçülmesini sağladık ve daha sonra onun üzerine yarım bardak sıvı yağ ilave ettik. Sıvı yağ ilave ettikten sonra ayıklamış olduğumuz biberleri onun içerisine bıraktık ve hepsini karıştırdık, alt üst ettik. Kavanozumuz burada. Mis gibi, hiçbir katkı maddesi yok. Tamamen natürel. Hepsi burada. Siz de aynı özellikte, aynı güzellikte yapabilirsiniz. Başka hiçbir şeye gerek yok. Yani efendim raf ömrünü uzatalım da bize 3 sene kalsın da bunun içerisine şu maddeyi katalım da olmaz. Efendim programımızın sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola.
Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim. Kolay kurulumu hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.